Değerli arkadaşlar tekrar merhabalar. Geçen dersi bitiremedim. Yani anlata bitiremedik. Bu derste inşallah programın arayüzünü tamamlayacağız. Şu an biraz rahatım tabii. Özellikle vaktim var. Evet. Ne yaptık arayüzünde arkadaşlar? Yani en son bu kısımları anlatmaya çalışıyordum. Şu file kısmı da biraz önemli arkadaşlar. Buraya da değinmek istiyorum. Yani buradan da mesela yeni proje üretebiliriz. Evet. Ondan sonra var olan yani daha önceden açmış olduğumuz projeleri açabiliriz. Projeleri kapatabiliriz. Yani hocam peki mesela yan yana iki proje çalışabilir miyiz? Evet çalışabiliriz. Hemen açalım mesela diyelim ki ben şu anda Muş Ermenileri ile ilgili bir projem var. Onu açıyorum. Evet bakın şu anda altta iki tane oldu. Görüyorsunuz. Mesela şu bakın Muş Ermenileri. Evet. Bununla ilgili bir proje var. Açık olan bir de mesela arşiv programı var. Yani arşiv projesi var. Şu anda mesela bir Muş Ermenileri ile ilgili bir makale çalışmam var. Örneğin hemen atıyorum arkadaşlar. Mesela şöyle bir soru gelebilir. Hocam buradaki mesela bir notu ya da mesela bir künyeyi mesela diğer tarafa da mesela import edebilir miyiz ya da export yapabilir miyiz? Evet bu da çok kolay. Hemen yapalım hemen göstereyim size de yani export olayını. İşte o yüzden mesela file bölümü önemli. O yüzden mesela değiniyorum. Bakın hemen export yapayım. The selected reference. Evet yani seçili olan referansı. Evet. Mesela farklı bir sitavi projesine mi? Evet. Evet. Ondan sonra evet sen yani bunu tümüyle mi oraya götüreyim ya da kopyalayayım mı? Kopyala. Hangisine? Muş Ermenilerine. Ondan sonra ya da yeni bir projeye. Evet yeni bir projeye. Next. Her şeyi alıp götüreyim mi? Evet bunu al, bunu al, şunu al, şunu al. Kategorileri alma, grubu alma. Ondan sonra evaluation falan filan onlar kalsın. Çarçurt. Evet ne yaptık? Bakın hemen geldi. Yani program Muş Ermenilerine de geldi. Bakın British Levant. Evet. Görüyorsunuz otomatikman. Gelirken bazen yani tabii isterseniz mesela bütün notlarıyla, bütün kategorisiyle her şeyiyle gelebilir. Yani bu eseri nereye eklemişseniz onunla ilgili bütün bilgiler gelir. Eseri tekrar silmek istediğimizde ne yapıyoruz? Bakın delete. Tamam gitti. Eser gitti tekrar. Dikkat ederseniz arkadaşlar. Şimdi bu niye mavi, o niye yeşil? Ondan da biraz size bilgi vermeye çalışayım hemen. Bakın burada Tools bölümünde Project Color var. Project Color'da istediğim gibi mesela renklendirebiliyorum. Bakın şu an bunu kahverengi yaptım. Yani farklı farklı böyle renklere de bölündürebiliyorum. Şu Tools bölümünde aslında biraz daha ileriki dönemlerde daha yine değinmeye çalışacağım. Özellikle bu spelling konusuna, ondan sonra da options bölümüne değineceğim arkadaşlar. File bölgesinde bakın mesela burada create backup yani yedekleme yap. Bu da önemli bir şey. Evet. Ondan sonra project'i save it. Yani project'i kopya yaparak save it. Yani onunla projeden yeni bir proje üret ve bunu mesela yedek olarak sakla. Import export var mesela. Import önemli. Bu konuyla ilgili değineceğim. Mesela bazı programlarda biz geçen dersimizde Scapel'da bir çalışma yaptık. Yani grup yani beyin haritası gibi çalışmalar yaptık. Orada eğer mesela konuları mesela başlıkları yazıp mesela buraya buton şeklinde ya da kategori ağacı şeklinde atabiliyoruz arkadaşlar. Onun da nasıl yapıldığını size göstereceğim. Burada görüyorsunuz. Evet cancel. Ya da farklı bir programın mesela diyelim ki Zotero'da çalışıyoruz. Onu mesela Citavi programına mesela export edeceğiz. Buradan da nasıl import edebileceğimizi göstermeye çalışacağım. Project Properties yani projenin mesela bilgilerinin saklandığı bölümler gösteriyor burada. Yani projenin mesela yani neyi? Path'ı yani nerede? Şu an bilgisayarımda nerede? D'de. Arşivin içinde. Ondan sonra yani kaç megabayt? Ondan sonra en son ne zaman yani güncellendi? Optimize nasıl oldu? Yollar nasıl? Bakın burada mesela. Bununla ilgili mesela bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Bu programın neyi? Yani butonlarını tanıtmaya çalışıyorum size. Evet. Programın hocam yani şöyle bir şey de var. Yani programın mesela weble de bağlantısı var mı mesela weble de bağlantısı var mı? Var arkadaşlar. Onun da mesela bir eklentisi var. Onu da göstereceğim ileriki derslerde. Bunları ayrı ayrı ders yapmaya çalışacağım ki siz anlayabilirsiniz ve her tanıttığım bölümün de başlığını vereceğim arkadaşlar. Referansları nasıl ekliyoruz? Elbette bunda da mesela online referans ekleme, ISBN numarası kullanarak referans ekleme, manuel şekilde elle referans ekleme var arkadaşlar. Ben daha çok mesela kitap falan eklerken mesela arkadaşlar dikkat edin bu ISBN'yi kullanıyorum. Özellikle Citavi bu konuda iyi hemen çekiyor. Bakın mesela ben diyelim ki mesela Osmanlı nerede Osmanlı tarihi? Yani. Bakın mesela 187 tane eser eklemişim buraya.
Bunlar mesela eklerken dikkat ederseniz şu bilgileri, şu künye bilgilerini hemen ISBN numarasını ekliyorum. Ekleyince program otomatikman ekleniyor arkadaşlar. ISBN ile nasıl künye eklenir onu da göstereceğim size. Bakın şunlar. Bunlar, bu bilgileri ben elle eklemedim mesela. Hiç elle eklemedim. PDF'yi yükledim. Yükledikten sonra da PDF'de bundan ISBN numarasını ya da eğer ISBN numarasını buradan kopyalayamıyorsam kitabın ismini amazon.com'a yazıyorum. Oradan ISBN'sini alıyorum. Buraya ekliyorum. Ekledikten sonra tıklıyorum. Tıkladıktan da program diyor ki her şeyini alayım mı? Al. Gidiyor alıyor getiriyor arkadaşlar. Tık hemen yeniliyor. Evet. Mesela bakın şurada resmini de getiriyor ekliyor. Artık gerisi bana kalmış. Yani programı okuyorsam. Bu PDF'leri tabii ben önceden buldum. Mesela bunları hepsini buluyorum. Evet, bu dersimizde ne yaptık arkadaşlar? Bu dersimizde programın arayüzünü yani anlatmasını bitirdik. Ha, bu konuda sorularınız falan olursa tekrar söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela Cursor Selection. Evet. Programın mesela arama noktalarına değinmek istiyorum. Buralar önemli biraz. Yani şu anda zamanım da var zannediyorum. Hemen şöyle bir çekeyim şöyle şurayı. Bakın şurada bir arama var. Burada bir arama var. Görüyorsunuz. Evet. Bunlar önemli. Mesela bak burada künyeler arasında arama yaparsın. Burada kategoriler arasında arama yaparsın. Araması çok güzel programın. Ya da tümüyle mesela yani aldığınız bir not varsa mesela örneğin mesela bakın Knowledge bölümüne geliyorum. Buradan diyelim ki mesela bir tane not seçelim ya da mesela tıklayalım. Bakın mesela Filistin Yahudi göçü. Mesela Yahudi diyelim mesela. Yahudi dediğimizde bakın ne çıkacak mesela. Ya da özür dilerim mesela Filistin diyelim. Daha çok böyle yani spesifik bir isim arıyorum ki böyle şey olsun. Mesela Hillsbund. Hillsbund. Evet. Hillsbund. Mesela hemen bulalım onu. Search yapalım. Çıkacağım. Mesela evet şu anda yeri aldı. Hillsbund kelimesi arkadaşlar 5 tane referansta geçiyor. O referanslar bunlar. 16 tane de mesela not alınmış notlar arasında yer alıyor. Onlar da burada. Hemen görüyorsunuz. Bunlar tıkladığımda çıkacaktır karşıma arkadaşlar. Hemen tıklayalım. Tamam. Hillsbund kelimesi burada var mı? Hemen bir arama yapabilir miyim bu not içinde de? Evet, bu not içinde şu an arama yapamıyorum tabii. Burada var yani kesinlikle burada bu şey var. Evet arkadaşlar. Arama kısmı da böyle arkadaşlar. Bu bakın burada da var mesela. Hemen çıkıyor arkadaşlar. Yani bu bunların arasında mesela Hills kelimesi geçiyor arkadaşlar. Buradan tekrar referans bölümüne geldim. Yani bu aramalar önemli. Mesela Osmanlı. Bakın hemen çıkıyor. Üçüncü grubu gösteriyor burada. Şu anda Osmanlı'da 187 tane eser var arkadaşlar. Yani şunu söylemeye çalışayım. Bir öncelikle yani literatür taramasını yaptığımız zaman güzel bir şekilde kaynakçamız elimizde olacak. Bu kaynakçamız düzgün bir şekilde kategorize ve fişlenmiş bir şekilde olacak arkadaşlar. Ve bunu yaptıktan sonra güzel bir gruplama yapacağız. Bu gruplamada yani başlıklar belirleyeceğiz. Bu kaynaklar, bu başlıklara ekleyeceğiz. Ekledikten sonra da dağıtacağız yani. Sonra not meydana getireceğiz. Yani okuyacağız, notlar alacağız. Notlar aldıktan sonra da bu sefer de bu belirlenen yani şeylere, siz söyleyin. Yani kategorilere notlar bu sefer kategorize edeceğiz. Yani başlıklar altına not alacağız. Mesela Orta Doğu ile ilgili 50 tane not almışız. İşte eserimizi ya da bu eserin içerisinde bulunan bu başlığın içerisinde de yer alan o yazıları işte bu notlardan üreteceğiz arkadaşlar. Yani neyi nereden yazacağımızı bilmemiz lazım. Ve yazdıklarımızın da nereye gittiğini bilmemiz lazım. Bu program bunu yapıyor işte arkadaşlar. Evet, bu dersimize de son verelim. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.